Merhabalar, polinom denklikleri derslerinin 5. videosunda beraberiz. Bu derste çözeceğimiz polinom denklikler aralarında asal çarpanlara ayrılamıyor. Yalnızca bir asalın kuvvetinden oluşuyor. Burada 27 gibi 3'ün küpünü görüyoruz örneğin. Sorumuza bakalım. 0 küçük eşit n küçüktür 27, yani 0'dan 26'ya kadar değerler olmak üzere n kare artı 3n artı 8 ifadesinin 27 ile tam bölünebilmesini sağlayan en tam sayılarının toplamı kaçtır? Problemimiz bu. Peki, o halde biz bu ifadeye Pn diyelim polinoma, ikinci derecen bir polinom görüyoruz. Dolayısıyla bizim çözmek istediğimiz denklik Pn denktir 0 mod 27 denkliğidir. Bu ifadenin 27'ye tam bölünebilmesi demek budur. Peki, modu çarpanlara ayırarak küçültemiyoruz madem. O halde şöyle bir yöntemimiz var. Bir ifadenin 27'ye bölünebilmesi için 9'a bölünebilmesi lazım. 9'a bölünebilmesi için de 3'e bölünebilmesi lazım. Biz Pn denktir 0 mod 3'ü inceleyerek başlayabiliriz. Fakat mod 9 ile ben başlayacağım. 9 da küçük bir mod olduğu için benim için 9'da bu denkliği çözmek zor değildir. Ama 27'de tabi biraz zor çünkü 0'dan 26'ya kadar belki değerler vermek gerekecektir. O da uğraştırıcı bir yol olurdu. Peki, şimdi şöyle başlayalım. Mod 9'da çözelim. Pn denktir 0 mod 9 olmalıdır. Bunun için ifademize bakarsak n kare artı 3n artı 8 ifadesine mod 9'da 3n yerine eksi 6n yazabiliriz. Artı 8 denktir 0 mod 9 oldu. Burada çarpanları ayırabiliyoruz. Eksi 4'e eksi 2 olduğu için n eksi 2 çarpı n eksi 4 denktir 0 mod 9 diyebiliriz. Burada 2 ve 4 hemen çözüm olarak görülüyor. N 2 ve 4'ten oluştu. Peki, başka da çözüm yoktur diye aklınıza gelebilir. Önceki derslerde biz Lagrange teoreminden dolayı polinomun en fazla derecesi kadar kök vardır demiştik. Fakat burada Lagrange teoremini uygulamaya kalkarsanız bu yanıltıcı olur. Çünkü Lagrange teoremi asal modlarda geçerliydi. Burada mod 9 olduğu için yani 2'den daha fazla kök elde edebiliriz. Yani teoremden dolayı 2 tanedir dersek yanlış bir yaklaşım olmuş olur. Doğru sonuca ulaşsak bile yanlış yoldan gideriz. Peki şuna bakalım. İfadenin 9'a bölünebilmesi için ya bu 9'dur ya diğeri 9'dur diye biz şu anda düşündük aslında. Bu yüzden 2 ve 4'ü elde ettik. Peki biri 3'ün katı, diğeri de 3'ün başka bir katı olabilir mi? Yani aralarında 3 fark oluşması lazım veya 6 fark oluşması lazım böyle durumlarda. Biri 3 çarpanı, biri 6 çarpanı içerebilir. Fakat sayıların arasındaki farkımız 2 olduğu için böyle bir şey mümkün değildir. Bu yüzden 2 ve 4'ün dışında başka çözüm yoktur deriz. Peki, bu aşamadan sonra nasıl devam ediyoruz? Buna bakalım. Ya n sayımız mod 9'da 2'ye denk olduğu için 9k artı 2 biçimindedir. 9k artı 2 için k burada bir tam sayı diyerek devam edeceğiz. Ya da 9k artı 4 biçimindedir. Bu da ikinci durumumuz. Önce 9k artı 2 için bakalım. Pn denkliğimiz yine mod 27'de 0'a denk olması gerekiyor. O halde biz burada n yerine 9k artı 2'yi yerleştirerek başlayalım. 9k artı 2'nin karesi artı 3 çarpı 9k artı 2 artı 8 denktir 0 mod 27. Şimdi tam kare açılımını yaparsak 9'un karesinden dolayı 81k kare artı 9 çarpı 2 çarpı 2'den 36k artı 2'nin karesi 4. Şimdi 3'ü dağıtalım burada üzerine paranteze. Artı 9 kere 3 27k. Artı 3 kere 2 6'dır. 8 daha buradan toplarsak 14 oldu. Mod 27'de 0'a denktir. 81 sayısı 27'nin katı olduğu için 81k kare sıfırlanmış oldu. 27k ifademiz de 0'a denktir. 36k sayımız var. Bu da mod 27'de 9k'ya denk olarak gelecektir. Bu şekilde yazmış olalım. 14, 4 daha buradan da bir 10'a 18 değerini elde etmiş oluyoruz. Onu da yazalım. 9K artı 18 denktir 0 mod 27. Modüler aritmetik özelliklerini kullanarak bütün terimler 9'un katı olduğu için 9'da sadeleştirebilirsiniz. Modu da 9'a bölmeliyiz.
K artı 2 denktir 0 mod 3 elde ederiz. Dolayısıyla K'nın 1 olduğunu, mod 3'te 1 olduğunu buluyoruz. Yani K eşittir. Biz 1 artı 3 M'dir diyebiliriz. Burada M 1 tam sayı. Bu değeri alıp 9K artı 2'de bırakırsak N eşittir. 9 parantezinde 3M artı 1 artı 2 biçiminde yazarız. Ve N eşittir 27M artı 9 artı 2'den 11 elde edilmiş olur. Mod 27'deki çözümlerimizi bulmuş olduk. 27M artı 11'dir. İstenen aralıktaki N değerlerini bulmak için M'e 0 verirsek buradan N eşittir 11 biçiminde bu aralıktaki çözüm elde edilmiş oldu. Çözümümüz bitmedi. Çünkü bir de 9K artı 4'ü incelememiz gerekiyor demiştik. Benzer yolla buna bakacağız. Yine N eşittir 9K artı 4 için Pn denktir 0 mod 27 denkliğini çözeriz. N yerine 9K artı 4'ü bırakalım. 9K artı 4'ün parantez karesi artı 3 çarpı 9K artı 4 artı 8 denktir 0 mod 27. 9K artı 4'ün karesini açıyoruz. 81K kare. 9 ile 4'ün çarpımının sonra 2 katını alırsak 72K. 3 kere 9. Pardon, bir de buradan 4'ün karesi 16 var. Bunu unutmayalım. Şimdi 3 kere 9 27. 27K oldu. Artı 4 kere 3 12. 12 artı 8 20 elde ettik. Denktir 0 mod 27. 0 olanlara bakalım. 81 27'nin katı olduğu için bu ifade 0. 27K yine sıfırlanmış oldu. Elimizde 72K kaldı. Biz buraya eksi 9K da diyebiliriz. Çünkü 81 sayısından 9 eksiktir. Yani 27'nin burada 3 katını düşünürsek sıfırlayan bir değer vardı. 72 ile eksi 9 denktir. Böyle yazabiliriz. Eksi 9K ve burada 20 artı 16 var elimizde. Buraya da artı 36 diye yazabiliriz. Denktir 0 mod 27. Tabi 36 sayısı yerine de yine bunu da küçülterek 9 diye bırakabiliriz. Bütün denkliği biz burada 9 ile sadeleştirebiliriz. Eksi k artı 1 denktir 0 mod 3 elde etmiş oluyoruz. Buradan k'nın mod 3'te 1 olduğunu görebiliriz. K eşittir 1 artı 3m şeklinde bir tam sayıdır. M burada tam sayı. Dolayısıyla n eşittir 9k artı 4 ifadesinde k'nın da 3m artı 1 olduğunu kullanırsak artı üzerine de 4'ünü ekleyelim. N'in değerini bulabiliyoruz. N eşittir 9 kere 3 27m artı 9 kere 1 9 ve 4 daha eklersek artı 13 elde etmiş oluruz. İstenen aralıkta 0-27 arasında kalması için m'e 0 verirsek buradan n değerimiz ikinci bir değer 13 olarak bulunmuş oluyor. Biz buna n1 diyelim. Buna da n2 diyelim. Elde edilen bu değerlerin toplamı soruluyordu. n1 artı n2 eşittir 11 artı 13. Buradan 24 olur. Diğer sorumuza bakalım. N küp eksi 2n artı 21 denktir 0 mod 25. Denkliğinin birbirine denk olmayan kaç çözümü vardır? Yani 0'dan 24'e kadar olan tam sayılar arasında kaç tane değer vardır bu denkliği sağlayan? Bu şekilde soruyu okuyabiliriz. Yine burada modumuz bir asal sayının kuvveti 5'in karesi olduğu için aralarında asal çarpanları ayırma yöntemi burada çalışmıyor. Dolayısıyla bu ifadenin 25'e bölünebilmesi için öncelikle 5'e bölünmesi gerekir diyerek bu polinomada biz Pn diyelim. N küplü 3. derecen ifadeye. Burası Pn olsun. Dolayısıyla öncelikle bir Pn'in denktir 0 mod 5 olması lazım. Mod 5 olmalıdır. 25'e bölünebilmesi için öncelikle 5'e bölünsün diyoruz. Peki şimdi 5 asal bir sayı olduğuna göre ve küçük bir mod. Burada şu değerleri deneyebiliriz. N küp eksi 2N artı 21 denktir 0 mod 5 için N elemandır 0 artı eksi 1 artı eksi 2 bu değerleri denenir.
Bunları deneyebiliriz. 0 yazarsak 21 oluyor. Hemen bunları yazalım. N eşittir 0 için Pn ifademiz 0'ı koyarsak burada 21 geldi ve 0'a denk değildir mod 5'te. Sağlamadı. N'e 1 yazalım. 1 için P1 ifadesini hesaplıyoruz. Burada 1 eksi 2 yazalım. Artı 21 elde etmiş oluyoruz. Ve buradan denkliğin evet 0 olduğunu görebiliriz. Çünkü 20 oldu. 20 sayısı da 5'e tam bölünen bir değerdir. Bir çözüm olarak bulduk. N eşittir 2 için bakalım. P2 değerini hesaplıyoruz. 2'nin burada küpü alınacak 8'dir. Sonra 2 kere 2 4 ve artı 21'imiz var. Aslında 21 sayısı da mod 5'te 1 olduğu için böyle sayıları küçülterek devam edebilirsiniz. 8'den 4 çıktı. 4. Bir daha eklersek 5. 5 sayısı da 5 ile bölümünden 0 kalanı verdiği için 0'a denk oldu. Bu da bir çözüm oldu. N eşittir 2 değeri. Ve tabii Lagrange teoremine göre en fazla 3 tane gelebiliyor. Bakalım 3. bir değer var mı? N eşittir 3 için. Hatta biz burada 3 yerine eksi 2'yi deneyebiliyoruz. 4 yerine eksi 1'i deneyebiliyoruz. O yüzden bunları yazmayı tercih ediyorum. Eksi 1 için diyelim. P eksi 1. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 2 yani ifadesi de artı 2'ye denk olur. Ve 21 ifadesi de mod 5'te 1'e denkti. Dolayısıyla buradan 2 geldiğini ve 0 gelmediğini görüyoruz. Denk değildir 0'a. Eksi 1'de çözüm yok. Yani bu 4'ü kontrol etmekle aynı şeydir. Eksi 1'i kontrol etmek. Eksi 2 de 3'ü denemekle aynı şeydir. Burada eksi 2 yazıyorum. Dolayısıyla P eksi 2 değerimiz eksi 8 artı 4 polinomda yerleştiriyoruz burada. Ve artı 21'imiz vardı. Bu da 1'e denkti. Bundan dolayı bir eksi 4 artı 1 eksi 3 oldu ve 0'a denk olmayan bir ifade bulmuş olduk. Haliyle N değerlerimiz mod 5'te 1 ve 2'dir. 1, 2 bulunur. Bundan sonra nasıl devam ediyoruz bakalım yine. N eşittir 5K artı 1 için bakalım. Polinomu yine mod 25'te 0'a denk olması gerekiyor. Pn denktir 0, mod 25 olmalı. Peki yerleştirelim o zaman. Bu defa 5K artı 1'in küpünü almamız gerekiyor. Buna da dikkat edelim. 5K artı 1'in 3. kuvveti eksi 2 çarpı 5K artı 1 artı 21. Denktir 0, mod 25. 5K artı 1'in küpünü aldık. 125K küp oldu. Ki bunun yerine hemen 0 bırakabilirsiniz. 125, 25'in katı olduğu için. Sonra binom açılımında 3 çarpı 25K kare çarpı 1 diye bir ifademiz gelecek. Yine 25'in katını gördüğümüz için bu terimden de 0 geliyor. Sonra yine 3 çarpı 5K çarpı 1'imiz gelecektir. Böyle yazmış olalım. 15K'mız var. Artı 1'in küpünden 1. Tam küp açılımını bu şekilde yaptık. 1, 3, 3, 1 katsayıları kullanarak yapıldığını biliyoruz. Peki, eksi 2'yi dağıtırsak, eksi 10K eksi 2 oluyor. 21'imiz de olduğu için 21'den de 2'yi çıkararak yazalım. Artı 19 olsun. Denktir 0, mod 25. Şimdi elimizde neler var? 15K'dan 10K çıkarırsak burada 5K'mız kaldı. Ve 19 bir daha elimizde artı 20'miz kaldı. Denktir 0, mod 25. 5K, evet. 5'e tam bölünen 20 de 5'e bölünüyor ve moddaki sayı da 5'e bölünebildiği için mod dahil tamamını 5 ile sadeleştirebilirsiniz. Buradan k artı 4 denktir 0 mod 5 elde ederiz. Ve böylece k'nın 1 olduğunu mod 5'te ya da k eşittir 1 artı 5m şeklinde olduğunu anlarız. Burada yine m de bir tam sayıdır. Peki bu değeri 1 artı 5m değerine n'de yazarsak n eşittir 5 parantezinde 5m artı 1 artı 1 elde etmiş oluyoruz. Dağıtırsak 25m artı 6 olduğunu görüyoruz. 25m artı 6. Şimdi m'e 0 verirsek 6 çözümünü bulmuş oluruz. Birbirinden farklı değerler verdiğimiz için m'e bir tane değer veriyoruz. Mod 25'te birbirine denk olmayan değerler. Örneğin 25 artı 6 31 sayısıyla 6 sayısı mod 25'te birbirine denktir. Farklı bir çözüm gelmiyor. O halde biz böyle diyelim. Buradan n denktir 6 mod 25 diyelim. Bulduğumuz çözümlerden bir tanesi budur.
Şimdi diğer durumumuz olan n denktir 2 mod 5'e bakacağız. Yani n eşittir 5k artı 2 biçiminde olursa ne oluyor bakalım. Bunun için yine biz Pn denktir 0 mod 25 denkliğini çözmeliyiz. N yerine 5k artı 2 bırakarak başlayalım. 5k artı 2'nin küpü eksi 2 çarpı 5k artı 2 artı 21 elde ederiz. Burada parantezler açılırsa k'lı terimler yok olur. Bu parantezlerin açılmasını biraz önce yukarıdaki gibi olduğunu size bırakalım. Yok olur ve 0 denktir 0 mod 25 biçiminde bir denklik elde ederiz. Yani k için bir özdeşlik oluyor. K yerine ne yazarsak yazalım sağlıyor. Her k tam sayısı bunu sağlar. Dolayısıyla biz burada n eşittir 5k artı 2 ifadesinde mod 25'teki tabii değerleri bulmak istiyorsak k'ya 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini veririz. 5 vermekle 0 vermek mod 25'te aynı n değerlerini üretir. Dolayısıyla bu değerler için 0, 1, 2, 3, 4 değerleri için bu durumda n'in alacağı değerlerde 0 yazdığımız zaman 2, 1 yazdığımız zaman sonra 7, 12, 17 ve 22 değerlerini bulmuş oluruz. Buradan da 5 tane çözüm bulduk. Bir de bunların dışında n denktir 6 mod 25 vardı. Yani n eşittir 6 diyebiliriz ya da toplamda 1 artı 5, 6 tane çözüm vardır. Çalışma sorularımız bu 10 sorudan oluşuyordu. Bunun yanına birkaç tane TÜBİTAK birinci aşama sınavlarında çıkmış soru da ekleyebiliriz. Fakat geliştirmek isteyen öğrenciler bununla ilgili mutlaka bol miktarda uygulama problemi çözmesi gerekiyor. Diğer derste görüşmek üzere, hoşça kalın.